Trakya Türk TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri size için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Efendim, keyifli bir etkinlik haberimize başlıyoruz. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Ticaret Borsası İlkokulu Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Kermeste okul aile birliği üyeleri ve veliler tarafından hazırlanan birçok ürün okul öğrencilerinin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için satışa sunuldu. Katılımın yoğun olduğu kermeste öğrenciler de gönüllerince eğlendi. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Ticaret Borsası İlkokulu Ortaokulu Okul Aile Birliği okul yararına kermes düzenledi. Geliri okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına kullanılan kermes, katılımcılardan ve okulun öğrencilerinden çok yoğun ilgi gördü. Evet, sizi tanıyabilir miyiz ve kermes hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, hoş geldiniz. Çok eğlenceli oluyor bu, satışlar nasıl? Evet, sizleri. Kolay gelsin. Kermeste okul aile birliği üyeleri ve veliler tarafından hazırlanan birçok ürün eğitim yararına satışa sunuldu. Kermese katılan veliler, öğrenciler, okul yönetimi öğretmenler ürünlerden satın alarak okula destek oldu. Müzik eşliğinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gönüllerince eğlendiği kermes katılımcılar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni dahilinde düzenlenen kermesten elde edilecek gelirin tamamı okul öğrencilerinin eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde ve gelişim projelerinde kullanılacak. Efendim, hem öğrencilerin eğitim ortamı açısından, hem dayanışma ruhu açısından, hem de öğrencilerin kaynaşması açısından gerçekten çok verimli bir proje olmuş. Kutluyoruz. Tekrardan Tekirdağ'dan bir haberimize devam ediyoruz. Tekirdağ'da lezzetiyle mest eden, adına festival düzenlenen kirazın hasadı için meyve bahçelerine gelen üreticiler, kirazları satışa hazır hale getirmek için yoğun emek harcıyor. Aman neydim kiraz dalını, vay haydi değdim kiraz dalını. Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazın hasadı başladı. Sabahın erken saatinde meyve bahçelerine gelen üreticiler yoğun mesai harcıyor. Öğle saatlerine kadar özenle toplanan kirazlar satışa hazır hale getiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, geçen yıl 3440 ton rekolte elde edildiğini söyledi. Bu yıl kentte 3711 ton rekolte beklendiğini ifade eden Öcal, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı. Üreticilerden Eşref Meral, 17 yıldır kiraz üretimi yaptığını, bu yıl verimden memnun olduklarını söyledi. Meral şöyle dedi. Geçen yıla göre biraz geç kaldık. Havalarda şey gitmesinden dolayı. Hasatımız çok iyi bu sene. Aşağı yukarı 3-3,5 ton kiraz bekliyorum bu sene. Yani çok güzel. İri kirazlarım da var. Bunlardan sonra bunlar erkenci. Ondan sonra restore yetişecek inşallah. Bu kirazı toplaması çok zor. Sabah erken saatlerde geliyoruz. Erken kalkıyoruz. Öğlene kadar topluyoruz. Sıcak basınca bırakıyoruz tabii. Sıcaklarda kiraz biraz yumuşuyor, şey yapıyor. Sabah daha tender, sert oluyor. Topluyoruz. Ondan sonra tekrar satmaya gidiyorum yani. Üretici Cemile Özen de Tekirdağ kirazının diğer kirazlara göre çok daha lezzetli olduğunu belirtti. Ayının sonuna doğru hasat başlıyor. İşte 2000 oldu, yeni başladı bu sabah, daha çok yeni başlandı. Sabah 8'de burada olup öğlene kadar topluyoruz.
İşte sabahtan toplarsak daha taze kirazlar canlı olmuş olur. Güneşi görürsek kirazlar yumuşar. Özellikle dalları kırmamaya çalışıyoruz. Dalları kırarsak verim bir dahaki seneye verimi azaltırız. Sulak yerlerde daha şiş olur, güzel iri olur, daha sulu olur, tatlı olur. Bol yağmur aldığı için, dere kenarlarında sula, ova olduğumuz için, yerleri ova olduğu için daha güzel olur kirazlarımız. Tekirdağ Kiraz Festivali bu yıl 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Festival kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, Kiraz Tanıtım Etkinliği, En İyi Kiraz Yarışması, Spor Turnuvaları, Açık Hava Sinema Gösterileri, Resim ve Kompozisyon Yarışmalarıyla konserler düzenlenecek. Tekirdağ Kiraz Festivali 8-11 Haziran arasında gerçekleşecek değerli izleyenler. Buradan da siz değerli izleyicilerimize duyurmuş olalım. Avrupa'dan Türkiye'ye geçiş yapılan sınır kapılarındaki işlemlerini tamamlayan Türkler memleketlerine doğru yola çıkmaya başladı. İşte sınır kapılarından gurbetçi manzaraları. Yıllık izinlerini geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin memleket yolculuğu başladı. Avrupa'dan Türkiye'ye geçiş yapılan sınır kapılarında yoğun olmasa da hareketli günler yaşanıyor. Sınır kapılarındaki işlemlerini tamamlayan Avrupa'da yaşayan Türkler memleketlerine doğru yola çıkıyor. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye gelen Bekir Uzun, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Fransa'da yaşadığını belirten Uzun, baba ocağı Ankara'ya gideceğini ifade etti. Valla mutluluk hissediyoruz. Bu bayrağı görü görmez içimiz kıpır kıpır oluyor. Halil Uzun da çalışmak için gittiği Fransa'da 50 yıldır yaşadığını anlattı. Yılın yarısını Fransa'da, yarısını da Türkiye'de geçirdiğini ifade eden Uzun şunları söyledi. Ben de Fransa'da 50 senedir oradayım. Emekliyim şu an. Yani yazın burada, kışın oradayım. Şimdiki olay tabii bizim zamanlarımızda böyle değildi. Yani biz çok sıkıntılar çektik ama şimdi gelenler hazıra geliyorlar hep. Vallahi şimdi mutluyuz yani, çok mutluyuz. Vallahi bu biz zaten mevsiminde herhalde bu mevsimden dolayı pek fazla kalabalık yok, hiç kimse yok yani. Keşke her zaman böyle olsa. İlk gelenlerdenik. Yani 7. ayda 8. ayda gelenler şikayetleniyor. Ama biz iyi geldik. Buradan da iyi geçtik. Edirne'den bir haberimize daha devam ediyoruz. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kırbıyık, 153 kilometrelik etabın %85'inin tamamlandığını ifade etti. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağını söyledi. Vali Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kırbıyık, projenin Halkalı Isparta Kule, Isparta Kule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu belirtti. Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Kırbıyık, 153 kilometrelik etabın %85'inin tamamlandığını ifade etti. Edirne'nin vizyon projelerinden birinin hayata geçirildiğine dikkat çeken Kırbıyık, projenin Edirne'yi İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Yani şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir projeden bahsediyoruz. Tamamlandığı takdirde İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımı 1 saat 10 dakika civarına düşecek. Yine yük taşımacılığında çok ciddi bir kapasite artışı olacak. Halihazırda 1,5 milyon ton civarında yıllık yük taşımacılığındaki kapasitemiz, bunun 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Yine yolcu tarafında yaklaşık 500 bin civarında bir mevcut durumda yolcu kapasitemiz var. Bunun 3 milyonun üzerinde, 3,5 milyon civarında bir potansiyele kadar ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii bu Edirne gibi bir seyahat şehri açısından son derece önemli bir kazanım olacak. Tunca Nehri kenarına yapılan 680 metrelik viyadük için çalışmaların sürdüğünü de anlatan Kırbıyık, Ağustos sonuna kadar viyadüğün tamamlanacağını söyledi. Proje kapsamında yapılan viyadüğün kent için pek çok önemi olduğunu aktaran Kırbıyık şunları kaydetti. Hızlı tren projesiyle birlikte 3 hata çıkacak. İkisi hızlı tren tarafında, biri
konversiyonel hat olmak üzere 3 ayrı hat oluşacak ve bu da bir viyadük üzerine oluşacak. Yani dolgu alanı tamamen temizlendi. Bir viyadük oluşacak. Bu viyadüğün alt tarafında değişik amaçlarla kullanılması, otopark ve diğer amaçlarla kullanılması da mümkün hale gelmiş olacak. Edirne'mize ve hatta tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Efendim 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ydü değerli izleyenler. Bu anlamlı günde tütünü bırakanların da aslına bakarsanız vatandaşlara anlatacakları vardı. Haberimizde buyurun izleyelim. 40'lar elde sigara bağımlılığından kurtulanlar 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde sağlığınız için acilen sigarayı bırakın çağrısı yaptı. Sigara bağımlılığından kurtulan Süleyman Sevinç, Betül Arıkan, Yıldız Yıldırım, Nail Gümüş, Batuhan Karasakal, Ahmet Gümüş'ten, Nail Şaylan ve Halime Bender yaşadıkları mutluluğu anlattı. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun. Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezi'nde çalışan ve 3 yıl önce sigarayı bırakan Süleyman Sevinç, yaklaşık 23 yıl içtiği sigaranın kendisine verdiği zararı bıraktığı zaman anladığını söyledi. Sigara içtiği için pişman olduğunu anlatan Sevinç şöyle dedi. Yani sigarayı 98 yılında başladım. Covid'in başladığı sıralarda bir rahatsızlık geçirdim. Ama belki psikolojik, belki gerçekten Covid'le alakalıydı bilemiyorum. Onun biraz da korkusu vesilesiyle bıraktım. Keşke daha önce bıraksaymışım. Şimdi hem rahat nefes alıyorum, dişlerim tertemiz oldu. Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan, yaklaşık 4 yıldır sigara kullanmayan Betül Arıkan, iş arkadaşının çok kötü kokuyorsun demesi üzerine 14 yıl bağımlı hale geldiği sigaradan uzaklaştığını belirtti. Sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Arıkan, sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışının dahi değiştiğini kaydetti. Tütün bağımlısı olduğu günlerin pişmanlığını yaşadığını ifade eden Arıkan şöyle dedi. Lisede arkadaşlarımla birlikte arkadaş ortamıyla başladım. Bu süre zarfında sigara içiyordum. Sonra dediğim gibi bir öğlen arası arkadaşlarımla birlikte dışarıda sigara içmiştik. Odaya geldiğimde odada bir acayip koku vardı. Ondan sonra arkadaşım dedi ki bu koku ne dedim. Senden geliyor dedi. Nasıl yani dedim. Evet senden geliyor. Sigara içmişsin ya dedi. Kokuyorsun dedi. O gündür bugündür sigara içmiyorum. O bıraktım. Yaklaşık 5 yıl önce sigara kullanma alışkanlığından vazgeçen Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Ahmet Gümüş'ten 17 yaşında başladığı sigarayı 15 yıl içtiğini ve çok pişman olduğunu anlattı. Eşinin desteği ve doktorların yardımıyla sigarayı bıraktığını ifade eden Gümüş'ten şunları söyledi. 6-7 yıl önce bırakmıştım. Bir 15-20 yıl civarı içtim. Sigarayı bıraktım yani. Şu an içmiyorum ve insanın hayat kalitesini çok ciddi oranda arttırıyor. Yürüyüşü değişiyor insanın, koşması değişiyor. Yani her yönde iyi yani. Gençlik merkezinde çalışan ve 4 yıl önce sigarayı bırakan Batuhan Karasakal da annesinin telkinleriyle yaklaşık 8 yıl içtiği sigarayı bıraktığını söyledi. Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışının değiştiğini fark ettiğini dile getiren Karasakal şöyle konuştu. Bir arkadaş ortamında başladım. 10 yılı aşkın sürede içtim. 2019 yılında yaz aylarında bıraktım. 4 seneye yakın oldu. Yani daha önce bırakmalarım oldu. 1 ay, 2 ay vesaire. Sonra yine başlamıştım ama en son bir kere de kafada bitirerek 4 yıla yakın oldu bıraktım. 4 yıl önce kötü bir alışkanlık dediği sigara tüketimini terk eden Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Nail'e Şaylansa sigaranın sağlığı tehdit eden çok sinsi bir düşman olduğuna dikkat çekti. Sigaraya ilk 90 yılında mezun olduktan sonra tabii uzak yerlerde görev yapmanın etkisiyle ve arkadaş ortamındaki etkilerle başladım. 10 yıl kullandım. Evlendiğimde bıraktım kendi isteğimle. Daha sonrasında tekrar bir 3 yıl kullanmaya başladım. Bir taneden bir şey olmaz dedim. Bir daha başlamıştım. Sonra 3 yıl sonrasında çocuklarımın bu sefer ısrarıyla bırakmaya karar verdim. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun. Efendim tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki tüm tütün kullananlara da örnek olur. Eski tütün kullanıcıları bahsettiler tütünün kendine verdikleri zarardan. Fakat ne yazık ki tütün sadece şahısların kendisine zarar vermiyor, çevredekilere de zarar veriyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gamze Varol konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gamze Varol, sigara dumanına maruz kalan kişilerin de içenler kadar etkilendiğini söyledi.
Varol, Dünya Sağlık Örgütü'nün tütünle mücadeleyi küresel boyutta mücadele edilmesi gereken acil bir sağlık sorunu ve bir salgın olarak nitelendirdiğini belirtti. Sigara dumanının her yaştaki vatandaşı etkilediğini, ancak bebek ve çocuklarda bunun daha fazla olduğuna vurgu yapan Varol şöyle konuştu. Bebeğin sağlığını olumsuz etkiliyor, gebenin gebeliğini olumsuz etkiliyor ve bebeğin düşük tartılı doğmasına neden oluyor, erken doğuma neden oluyor. Hatta kimi durumlarda bebek sağlıklı doğsa bile bebeğin odasına sigara içilmesi nedensiz bebek ölümlerine yol açabiliyor. Ani bebek ölümü sendromu diyoruz, kesin nedeni yok ama iç ortam hava kirliliği, özellikle tütün mamullerinin çıkardığı kirleticilere maruz kalmak da artık ani bebek ölümüne yol açabiliyor diyor uzman. Varol, sigara içen herhangi bir ortamda duvarlarda, mobilyalarda, bitkilerin üzerinde sigara dumanından kaynaklı tortu kaldığını ve bunun da insan sağlığını olumsuz etkilediğini işaret etti. Çocukların anne ve babasını rol model aldığını, o sebeple sigara içen anne ve babanın farkında olmadan çocuklarına da büyük zarar verdiğini söyleyen Vural sözlerine şöyle devam etti. Yani ben sigara içmiyorum, arkadaşım içiyor, bir yere gittim. Onun sigara dumanı beni olumsuz etkilemez. Hayır, çok yanlış. Aynen o kişiyi etkilediği gibi sigara dumanını soluyan kişi de büyük ölçüde kalp hastalığına yakalanıyor, felç gelişebiliyor, damar endoteli hasarı oluyor. Biraz önce söylediğim gibi ortamdaki kadınlar, çocuklar ve altta bir kronik hastalığı olanlar çok olumsuz etkiliyor. Son olarak şöyle söyleyebilirim, bunu mesela arabalarda çok görüyoruz. Çocuğumun yanında içmiyorum diyor ama arabada sigara içiliyor, o çocuk o arabaya biniyor. Ya da dışarıda balkonda sigara içiyorsunuz, sonra çocuğun yanında içmedim diyorsunuz ama çocuğu kucağınıza alıyorsunuz. Aslında teninizde, vücudunuzda o tütün mamulünün bırakmış olduğu çok çeşitli kimyasalları aslında siz çocuğa geçiriyorsunuz. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç, Edirne'deki tarihi Yeniçeri Hamamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beksaç açıklamasında önemli bir kültür eserinin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç, önemli bir sanat ve kültür eseri olan tarihi Yeniçeri Hamamı'nın acilen koruma altına alınması gerektiğini belirtti. Beksaç yaptığı açıklamada harap durumdaki Yeniçeri Hamamı'nın mimari açıdan kentteki en önemli hamamlardan biri olduğunu söyledi. Bazı tarihçilere göre Edirne Fatih 1. Murat döneminde yaptırıldığının belirtildiğini ifade eden Beksaç, önemli bir kültür eserinin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı. Korunaklı alan oluşturulmayan pek çok kültürel eserde olduğu gibi Yeniçeri Hamamı'nda da define arayanların tahribatlarıyla karşılaşıldığının altını çizen Beksaç şunları kaydetti. Bu hamamların başı bozuk durumda kalması, kendi kaderine terk edilmesi birçok halk efsanesinin, işte şehir efsanesinin doğmasına neden olabiliyor. Orijinal son günlerde bile rastladığımız bir olay olarak hamamda define arayanlardan bahsedildi. Hatta o bölgedeki insanlar bile define olduğundan bahsediyorlardı. Yani bu arada bir hamamda define bulunması mümkün değil. Meydan Mahallesi sakinlerinden Tansel Akman da hamamdaki tahribatın son yıllarda meydana geldiğini ileri sürdü. Kent sakini olarak hamamın turizme kazandırılmasından yana olduklarını ifade eden Akman şöyle dedi. O zamanlar daha düzenliydi, daha çevreliydi. Fakat son zamanlarda, yani şu son yıllarda
daha çok harabe türü olmaya başladılar. Son zamanlarda gerçekten de çok büyük bir tahribata uğradık. Orta kısımlar çökük mesela. Kapı girişleri hep saç tenekelerle böyle kapatılmıştı. Devlet tarafından kapatıldı. Korunmasını tabii ki isteriz. Yani tarihimize sahip çıkmak isteriz. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Mutlu kalın, esen kalın, bizlerden ayrılmayın.